İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Nahçıvan, Batı Ermenistan'da ağaç kıyımı. Ararat Mirzoyan, Victoria Nuland ile bölgesel güvenliği ve Ermeni savaş esirleri ilgili konuları tartıştı. Fransız milletvekilleri Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit anıtında saygıda bulundu. 4 Mayıs 1937'de Dersim katliamları başladı. Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt verdi. Halterci Garnik Çolakyan Dünya Gençler Şampiyonası'nın galibi oldu. Nahçıvan ilçesi ve aynı adı taşıyan şehir, Batı Ermenistan tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kentin yakınındaki tuz madeni Neolitik dönemden beri kullanılmaktadır. Astapat köyünün antik yerleşimi ve diğer ünlü tarihi yerler, o bölgede insanın yaşadığı eski yerleşimin ve yarattığı asırlık kültürün en iyi tanıklarıdır. Antik dünya ülkelerinin transit ticaret yollarının merkezinde yer alan Nahçıvan, uzun zamandır Ermeni halkının önde gelen sosyal, siyasi ve kültürel merkezlerinden biri olmuştur. Ağırlıklı olarak Nahçıvan Nehri'nin yukarısında ve Aras Nehri çevresinde yer alan ilçenin köyleri ve yerleşimlerinde antik çağlardan beri çok sayıda tarihi ve mimari eser korunmuş ve günümüze ulaşmıştır. Batı Ermenistan'daki Şırnak kırsalında bulunan Besta ve Cudi Dağı bölgelerinde asker gözetiminde başlatılan ağaç kıyımı devam ediyor. Yeni kalekol ve askeri üslerin yapımı için başlatılan kıyım, Uludere ilçesine bağlı Segirke, Şenoba beldesinde bulunan korucuların eliyle gerçekleştiriliyor. Batı Ermenistan, topraklarındaki yasa dışı eylemler konusundaki tutumunu defalarca dile getirdi. Burada yaşananlar askeri operasyon adına açık bir suçtur. Aslında Türk devletinin iştahı ülkenin farklı yerlerinde ve ötesinde yürüttüğü çatışmalarla yetinmiyor. Bu da doğaya ve çevreye karşı bir savaştır. 2 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile bir araya geldi. Ararat Mirzoyan ve Victoria Nuland, bölgesel güvenlik ve istikrar konularında görüş alışverişinde bulundular. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan liderleri arasında Soçi ve Brüksel'de varılan anlaşmaların uygulanması ele alındı. Artsakh'taki duruma ve Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında kapsamlı bir barış anlaşması müzakerelerinin başlatılması sürecine atıfta bulunuldu. Bu bağlamda Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Agit Mis grubu eş başkanlarının çalışmalarına yeniden başlamasının önemini vurguladı. 44 günlük savaştan kaynaklanan insani meseleler, özellikle Ermeni savaş esirlerinin derhal serbest bırakılması, geri gönderilmesi ve Azerbaycan kontrolündeki topraklarda Ermeni kültürel ve dini mirasının korunması ele alındı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye normalleşme sürecine ilişkin son gelişmeleri sundu. Fransız Senatosu'nun Fransa-Ermenistan Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanı Gilbert-Luc Devinaz Başkanlığındaki heyet, parlamentonun Ermenistan Cumhuriyeti-Fransa Dostluk Grubu Başkanı Vladimir Vartanyan ile birlikte 3 Mayıs'ta Zernakabert adlı Armenosit anıtını ziyaret etti. Fransız milletvekilleri Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarını anmak için ebedi ateşe çiçek bıraktılar ve kutsal şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Konuklar ayrıca Soykırım Müze Enstitüsü'nü ziyaret ederek Armenosidi belgeleyen belgelerle tanıştı. Fransa, Ermenistan Cumhuriyeti Dostluk Grubu'nun başkanı Gilbert-Luc Devinaz anı defterini imzaladı. Batı Ermenistan'daki Dersim katliamı 4 Mayıs 1937 tarihinde başlatıldı, operasyonlara hız verildi ve imha seferberliği 1938 yılında sonuçlandırıldı. Her ne kadar Türk hükümeti bu katliamları Kızılbaşlara ve itaatsız Kürt aşiretlerine karşı bir yaptırım olarak sunsa da aslında bu özellikle 1915 Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosit'ten kurtulan ve ana vatanında kimliğini saklayarak gizli bir şekilde yaşayan Ermenilere karşı yeni bir soykırımdı.
Dersim katliamında resmi görevli olan eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangir yaşananları anılarında mağaralara iltica etmişlerdi. Ordu zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapısının içinde bulunanları fare gibi zehirledi. Bugün Dersim'e rahatça girebiliyoruz diyerek anlatıyordu. 1937-38 yıllarında 7'den 70'e tüm Dersim halkına yapılan operasyonlar sonucu on binlerce insan katledildi. Binlercesi topraklarından kopartılarak zorla sürgüne gönderildi. Binlerce Dersimli çocuk, özellikle kızlar evlatlık olarak verilerek ailelerinden, köklerinden koparıldı. Üzerinden 85 yıl geçmiş olmasına rağmen açılan yaralar hala kanıyor ve kanatılıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü medya soruşturmasına yanıt olarak Ermenistan Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki sınırın çizilmesi konusunda herhangi bir görüşme veya anlaşma yok. Gündemde böyle bir konu yok diye cevap verdi. Türk Bakan'ın 10 Mayıs'ta Viyana'da yapılacak olan Türkiye ve Ermenistan Cumhuriyeti özel temsilcileri arasındaki 3. toplantı hakkında konuştuğunu belirtmek isteriz. Ermenistan Cumhuriyeti'ni temsil eden genç halterciler dünya şampiyonasına başarılı bir başlangıçla başladılar. Armin Press'in haberine göre dünya gençler halter şampiyonası Yunanistan'ın Iraklion kentinde başladı. Başlangıç Ermenistan Cumhuriyeti takımı için başarılı oldu. 55 kilogramda Garnik Çolakyan, 108 kilo koparmada ve 132 kilo silkmede mücadeleye katılan ilk sporcu oldu. Çolakyan 240 kilogram ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Dünya Şampiyonası'na 61 kilogramda Antalanik Papeyan, 67 kilogramda Gorsa Hakyan, 81 kilogramda Manatagan Abrahamyan, 89 kilogramda Suren Grigoryan, 89 kilogramda Gevorg Kahramanyan, 96 kilogramda Garnik Karapetyan, 102 kilogramda Bedros Bedrosyan ve 76 kilogramda Milena Haçatıryan katılıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Garen Karapetyan tarafından seslendirilen Ermeni oyun havasını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.